Merhaba arkadaşlar, Kodlab için yazmış olduğumuz e, Codelab Yayın Grubundan çıkacak kitabımız Ruby Eğitim Seti, daha doğrusu Ruby Programlama Dili kitabı için eğitim seti çekmeye devam ediyoruz. Şimdi eğitim setimizin e, bu dersinde e, metinler için fonksiyonları isteyeceğiz arkadaşlar. Kitabımızda zaten bu başlık olarak da verilmiş durumda. E, biz de incelemeye devam edelim hemen. Programlamamıza başlayabilmek için örüp ulaşmamız gerekiyor ve örüp ulaşalım metinlerin fonksiyonları nelerdir arkadaşlar? Şöyle açıklayabiliriz. E, metinlerle bazı durumlarda oynama yapmak gerekebilir. E, kullanıcıdan veri aldığımızda genelde bunu yapıyoruz. E, yapmak zorunda kalıyoruz. E, ya da işte bir paragraf başlangıcıysa ona göre tekrar bir düzenleme yaptırtıyoruz gibi. E, bu fonksiyonları peki nasıl inceleyeceğiz arkadaşlar? Veya fonksiyonların kullanımı ne şekilde gerçekleşiyor? İlk önce onu görelim. E, tabii metinlerle işlemimizi gerçekleşeceği için öncelikle... Bir metin tanımladım arkadaşlar. Merhaba Rabbi diyelim arkadaşlar. A değişken içerisinde Merhaba Rabbi e, cümlesini oturtmuş olduk. Bu burada saklandı arkadaşlar. Şimdi e, gelelim nasıl kullanacağımız arkadaşlar. E, fonksiyonlarımızın e, değişken ismi ya da metin sonuna nokta olarak e, kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen görelim. A nokta Bizim gördüğünüz gibi ilk harfimiz arkadaşlar küçük. Küçük harfle başlıyor. Ama biz bunu kullanıcıdan bu şekilde alsak dahi ilk harfi büyük olarak yazdırmak istediğimizde kapitalize fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Kapitalize şeklinde kullandığında kapitalize fonksiyonu dediğim gibi ilk harfi büyük olarak yazdırıyor. Gördüğünüz gibi değiştirir kapitaliz olarak merhaba arabii ilk harfi büyük olarak yazdırdı ama bir değişiklik içeride yapman arkadaşlar bunu bu şekilde A değişkenini ekrana getirerek görebiliriz bu sadece anlık değişiklik durumu söz konusu olduğunda işleniyor ya da farklı bir değişken içerisine aktarılmak istendiğinde de işlenebiliyor arkadaşlar şimdi A nokta upcase dediğimde de bütün harfleri büyük olarak yazdıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uppercase olarak görünüz. İşte bu aslına bakarsanız İngilizce konuşmak gibi bir şey. CSS kodlayan arkadaşlar da bilir uppercase, işte downcase şeklinde. CSS'te birlikte de bu şekilde işlem gerçekleştirebiliyorduk. Ama tabi CSS yardımcı bir e, argüman diyelim. Ama Rabi kendi başına bir programlama dili zaten kulvarlarda çok çok farklı arkadaşlar. E, bu anekdotu da verdikten sonra Upcase fonksiyonunu gördük arkadaşlar. Ee, bir de bunun tam tersi olan Downcase fonksiyonu var. Bunun için B isminde bir değişken tanımlayalım. Bunu da işte nasıl diyelim. Merhaba Robbie'yi buna da büyük harfle tanımlayalım arkadaşlar. B nokta Downcase dediğimde de tüm harfleri küçük olarak yazdırdı arkadaşlar. Bize bu şekilde bir geri dönüş sağladı. Bir de ee, mesela ufak tefek oyunlar yapmak istiyorsak ee, bunun için de reverse e, fonksiyonumuz var. Reverse fonksiyonumuz ne yapıyor arkadaşlar? Reverse fonksiyonuyla birlikte e, cümleyi tam tersi yöne çeviriyorsunuz. İşte ne diyelim? A nokta reverse. Ee, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümleyi tam tersine çevirme işlemini gerçekleştirdi bize Rabi. Evet. MetinSite fonksiyonlarımızı bu şekilde e, açıkladık arkadaşlar. Aynı zamanda fonksiyon kullanımını da görmüş olduk. Şimdi bir de e, Empty var. E, empty e, nedir arkadaşlar? E, i̇çeriğin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Aslına bakarsanız bu bir kontrol yöntemi olarak kullanılıyor ama fonksiyonlarda gösterelim bunu. E, eğer boşsa gibi değerlendirmelerde kullanıyoruz bunu. Örneğin işte kullanıcıdan gelen veri. E, örneğin sizden üye kayıt formunda Mail adresi istedim. Mail adresi belirtmezseniz eğer yani boşsa e, bize bir hatayla karşılaştır gibi işlemleri bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen empty ile görelim. A nokta empty dediğimde e, false değeri döndü. Bu empty sonucunda dönecek iki, iki değer var arkadaşlar. False ya da true. E, false nedir? Ee, olumsuzluğu ifade eder yani yanlış hatalı gibi düşünebilirsiniz ee, buradaki sorgu da şu şekilde gerçekleşti arkadaşlar a değişkeninin içerisi boş mu bunu sorduk bu durumda bize false döndü hatalı yani a değişkeninin içi boş değil gidi bize peki şimdi yeni bir değişken oluşturalım. c değişken olsun bunun da ee, bunu tamamen boş bir şekilde gerçekleştirdim. C'yi tanımladım Tekrar aynı soruyu soracağım. C empty. Evet. C boş mu dediğimde de true değeri döndü. Evet. C'nin içerisinde herhangi bir tanımlı içerik yok arkadaşlar. E, bundan dolayı dönen sonuçta true oldu. Bunlar e, bu şekilde incelenebilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.